Türklerinin dramını, acısını, kederini, sevincini birlikte izliyoruz. Elem de bilir, biz Osmanlı Türküyüz. Ahıs'a da ömür sürdük bir zaman. Dini İslam, din Muhammed dinimiz. Okuyven ilim gördük bir zaman. 30. senede şu kalhozu kurdular. Mal devleti elimizden aldılar. Namaz, oruç bize yasak kıldılar. Gizli tuttuk dinimizi bir zaman. Sene 37'de çok zulüm oldu. Günahsız bu Türkler mepusta kaldı. Gavurlar elinden kavrulup yandı. Şu camiler kilitli kaldı bir zaman. 40.000 can bu Türkler savaşta öldü. Zulüm edip Stalin vatandan sürdü. Yollarda çok insan ecelsiz öldü. Ağlayıp analar yaldı bir zaman. Sepildi bu Türkler gurbet ellere. Günden güne düştük ağır günlere. Köle olup satıldık elden ellere. Polisler dustağı olduk bir zaman. Adım Ali Paşa, çok selam size. Allah'ın duası hem cümlenize. Zanarım bir yardım yetişir bize. Sevinip sizinle gülak bir zaman. Şu anda bir canlı tarih görüyorsunuz. Gerçekten Paşa Dayı, Ali Paşa Veyseloğlu bir canlı tarih. Savaşlara katılmış, cephelerde dövüşmüş, vurulmuş, vuruşmuş, yaralanmış ve şu anda Nazarbayev'in bir madalyası var üzerinde. Yine savaşlardan dolayı, kahramanlıklarından dolayı çeşitli madalyalar var. Ama onun herhalde en büyük madalyası kalbinin, yüreğinin üzerindeki bu Türk bayrağı. Bu Türk bayrağı vatan sevgisi, ya, Türk bayrağı sevgisi. O herhalde bütün madalyaların fevkinde bir değere sahip. Siz sürgün yıllarında kaç yaşındaydınız Paşa Dayı? Sürgün yıllarında 22 yaşındım. Evet. Nasıl oldu, bize anlatır mısınız? Yani siz o sürgün sırasında oradaydınız, köydeydiniz. Gündüz mü geldiler, gece mi geldiler, ne dediler size? Ben 2. Dünya Savaşı'na gittim. Komutanlık yaptım. Ve Krasnodar şehrinde 42. yılın ayağında yaralandım. Hastaneden eve döndüm. Eve döndüm. Bir iki aydan sonra 44. senede Kasım ayında hiçbir şey yok. Bizim milletimizden 40.000 insanı 2. Dünya Savaşı'na götürdüler. Onlardan 12 insan Sovyetler Birliği'nde kahraman nişanları var. Bu kahramandır, bu filandır. Yok, gece yarıda saat 2'de 2 saat bize mühlet verdiler. 2 saatin içinde evi boşaltın. Sürgün edin. 2 saatte ne alacaksın? Malımızda kaldı. Mülkümüzde, evimizde, her şeyimiz. Zaten savaş yılları milletimiz durumu çok da iyi değildi. Geldik yollarda mal taşıyan trenlerde sağlık, hastalık, o milletimiz baba her türlü hastalıktan, açlıktan, sağlıktan 17 bin insan hayatını kaybetti yolda. Onlara ne mezar, ne kefen, hiçbir şey yok. Bunun sebebi neymiş? Savaşa gittik, hiç suçsuz bir insan. Yani niye adımız Türk? Gürcistan'da yaşayan 5 rayon Ahıska Türk'ünü sürgün edilir. Sual sormak yasak. Kim karşı çıksa atıp öldürme hakkımız var. Sual kim sorsa onu da atıp öldürme hakkımız var.
İşte böyle zulüm yaptı, sürgün ettiler. 130-140 bin kişi. 17 bin kişi ölmüştü galiba, yollarda öldü. 17 bin kişi yolda öldü. Bizim Türkiye'den başka sahibimiz yok. Allah-u Teala Türkiye'mizi her türlü afattan, kazâ-i beladan, düşmandan korusun. Allah-u Teala Türkiye'nin bahçelerine akıl selim versin. Millet hakkında iyi işler düşünsün. Bizi de yaddan çıkartmasın da. Sevgili seyirciler, Alaska Türkleri arasında rahmetli Özal'a büyük bir sevgi ve saygı var. Özal adı burada gerçekten hürmetle yad ediliyor, rahmetle yad ediliyor. Bu görmüş olduğunuz hediye de rahmetli Özal tarafından, Cumhurbaşkanı Özal tarafından Paşa Dayı'ya verilen bir hediye. Kaç yılında verildi bu Paşa Dayı? Herhalde 92 sene. Kendisi bizzat verdi değil mi? Kendi verdi. Ne söyledi size, hatırlıyor musunuz? O sizinle konuşurken neler söyledi? Konuşurken bugünden sonra siz işkence, zulüm daha çekmez. Türkiye devleti sizi götürüp havası temiz, iyi yerlere yerleştirip sizlere iş verecek. Bugünden sonra siz bizim öz parçamız, Doğu Anadolu türküsüz dedi. Şirinden gecele yatabilirim, bu fikri başımdan atabilirim. Fikrimden gecele yatabilirim. Ağızka Türkleri tam 60 yıldır, 65 yıldır gerçekten büyük bir dram yaşıyorlar. Çünkü onlar 1944 yılında bir gece ansızın köylerine gelen Rus askerlerinin toplanın, 2 saatte hazır olun emriyle neye uğradıklarını şaşırdılar ve 2 saat içerisinde tren vagonlarına doldurularak Orta Asya steplerine, Orta Asya bozkırlarına doğru yola çıkarıldılar. Yaklaşık 100-150 bin kişi sürgün edildi ve bu sürgün sırasında 17 bin kişinin, yaklaşık 20 bin kişinin yollarda hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kimi açlıktan, kimi soğuktan, kimi yokluktan, kimi hastalıktan. İşte sağ kurtulmayı başaranlar bu köylere yerleştirildiler ve onlar 60 yıldır vatan hasretiyle, Türkiye özlemiyle bugünlere kadar geldiler. Gurbet el de ağır geçti vaziyet. Biz garipler çok çekmişiz eziyet. Tam 20 ülkeye bölündü millet. Bilmem ne ilediler, ne ettiler bizi. Çok çektik azlık, hesaba gelmez. O zulmü görenin yüzleri gülmez. İnsanlar bu hayır edene kalmaz. Çeyneyip ezdiler, yuttular bizi. Dert budur ki az millet yitmesin. Edep erken ellerinden gitmesin. Öz diliyle başka dili katmasın. Ayırıp çok dile böldüler bizi.